Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nahl suresinden 112 ve 119. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Daraballahu meselen gariyeten kânet âmineten mutmainne. Allah şöyle bir misal getirdi. Bir kariye var bir belde. Kânet âmineten mutmainneten ve buradaki insanlar emin, mutmain idi. Ye'tîhâ rızguhâ ragaden min külli cânib, min külli mekan ve buradaki ahalinin rızkı her taraftan bolca geliyor idi. Fekeferat bi en'umillah, ama o belde Allah'ın nimetlerine nankörlükte bulundu. Fe'ezâgahallâhu libâsel cû' vel havf bimâ kânû yasnaûn. Bunun üzerine Allah o yaptıklarına karşılık olarak onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. Onların içlerinden bir peygamber gelmişti. فَكَذَّبُوهُ. Ama onlar onu yalanladılar. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Böylece onlar zalimler iken azap onları yakaladı. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala bütün tarih boyunca görülebilecek bir duruma dikkat çekiyor ve bir mesel, bir misal olarak bize bunu bildiriyor. İşte bir belde var. O beldede yaşayanlar son derece rahat. Rızıkları her taraftan bolca geliyor. Ama onlar Allah'ın bu nimetlerine nankörlükte bulunuyorlar. Bu nimetlere şükretmek lazım gelirken şükür yerine nankörlükle karşılık veriyorlar. Allah da onları cezalandırıyor. Ayet-i Kerime bunu çok edebi bir üslup içerisinde فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْ وَالْخَوْفِ. Allah o beldeye açlık ve korku elbisesini tattırdı şeklinde anlatıyor. Yani daha önce rızıkları bol gelirken kuraklığa maruz kaldılar. Daha önce emniyet içerisinde yaşarken emniyet ortadan kalktı. Tarih boyu bu gibi pek çok beldeler görmek mümkündür. Allah onlara peygamber göndermiştir ve bolca nimetler vermiştir. Ama onlar bunun kadri kıymetini bilmeyince nimet ellerinden alınmıştır. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetler elbette bir şükür ister. Nimet şükür içindir. Ama Cenab-ı Hak değişik yerlerde insanın nankörlük cihetine de dikkat çekiyor. Ve mesela buyuruyor ki قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَى. Kahrolası insan ne kadar da nankör. Aslında bu insana yakışan verilen nimetlere şükretmek, ama pek çok insan bunu değerlendiremiyor. Acaba bu ayet-i kerimelerde anlatılan belde hangi belde? Bu belde Mekke olabilir diye açıklama yapılmış. Daha önce başka beldeler olması yine mümkün. Bunu herhalde genel anlamda değerlendirmek daha uygun olacaktır. Mekke de buna bir misaldir. Ve Mekke ve hazel beledil emin diye ayette ifade edilen emin bir beldeydi. Allah onların içlerinden peygamber gönderdi. Hem de en büyük peygamberi Hazreti Muhammed'i gönderdi aleyhissalatü vesselam. Ama o belde ahalisi peygambere tabi olmadılar. Nefislerine tabi oldular. Ve bunun neticesinde hem açlık hem emniyetin ortadan zail olması gibi bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldılar. Genel anlamda değerlendirirsek tarih boyu pek çok beldede bu görülmüştür. Zamanımızda da mesela diyelim bir Irak'ta yaşananlar, Cenab-ı Hak bunlara ne kadar büyük nimetler vermiş. Petrol dünyada en fazla orada çıkıyor belki, ama o kadar nimetler içerisinde demek ki nimetin kadri kıymeti bilinmeyince, Allah'ın nimetine tam şükürle mukabele edilmeyince açlık ve korku o gibi yerleri istila edebiliyor. Bunu bütün tarih boyunca benzeri halleri yaşayan
ülkelere, beldelere teşmil edebiliriz. Burada açlık elbisesi ve korku elbisesi, bu tabirleri de biraz açmakta fayda görüyorum. Nasıl ki bu elbise insanı bürüyor, hangi elbiseyi giyerse insan o elbiseyle görünüyor. Açlık elbisesi de insanın simasına yansır. Bir beldedeki insanlar kıtlıktan, kuraklıktan veya ekonomik sıkıntıdan dolayı aç hale gelmişlerse, onlara böyle baktığınızda nasıl ki elbiseleriyle görülüyorlar, açlık da bir elbise gibi onları bürümüştür ve görülür. Öte yandan bir korku, mesela savaş yıllarını düşünelim. Savaş yıllarında insanların gözlerinde korku, yılgınlık, bu gibi haller hakimdir. Ve onlara bakıldığı zaman o korku kendini net bir şekilde elbisenin kendini göstermesi gibi göstermektedir. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ حَلَالًا طَيِّبًا. Artık madem böyle durumlar var, siz de buna mukabil Allah'ın rızıklarından helal hoş olarak yiyin. Allah-u Teala bolca rızıklar gönderiyor. Bu rızıklara karşı siz de şükürle mukabelede bulunun ve bunların temiz olanlarından, helal olanlarından yiyin. وَشْكُرُوا بِنِيَامَةِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. İbadet genel bir kavram. İbadet Allah'a abd olmak, Allah'a kul olmak. Her bir insan Abdullah'tır ve her bir insan ibadetle mükelleftir. Şükür de ibadete dahildir. Yani bir insan verilen nimetlere şükretmeli. Bu nimetler maddi nimetler olabilir, manevi nimetler olabilir. Bu nimetlere mukabil insana düşen görev şükretmek. Ve bu nimetler ifade edilirken helalen tayyibe, helal ve tayyip olandan, yani temiz, hoş olanlardan yiyin. Allah-u Teala şu alemde çok değişik şeyler de yaratmış. Mesela bir kısım yaratılmış şeyler var ki biz insanlar için değil, yani bizim yememiz için değil, başka varlıkların rızkı durumunda. Yani diyelim bugün dünyada bazı milletlerin köpeğin etini de yediğini duyuyoruz. Veya bir kısım insanlar domuzu yaygın bir şekilde yiyebiliyorlar. Bunlar insanların yemesi için yaratılmamış. Köpeğin başka görevleri var. Domuzun da ekolojik dengede başka görevleri var. Ve domuz aynı zamanda insanlar için bir imtihan vesilesi. Allah onun etini haram kılmış. Allah-u Teala helal olanlardan, temiz olanlardan yememizi istiyor. Domuzun tabiatında pislik var. Pislik yer ve manevi tabiatı da pistir. Hayvanlar içinde eşini kıskanmayan bir hayvan. Böyle olunca onun etinin yenilmesi de dinen yasaklanmış. Öte yandan köpek sadakatta namdar bir hayvandır. Evimizin bekçiliğini yapar. Diyelim çobanlar ondan istifade ederler. Bu gibi onun da görevleri var. Ama bugün Uzak Doğu ülkelerinin bir kısmında köpeğin etinin de lezzetle yenildiğini, afiyetle yenildiğini söylüyorlar. Ve bu tabi uygun bir şey değil, helal değil ve tayyip değil, temiz değil. Allah-u Teala helal olandan, temiz olanlardan yememizi ve buna mukabil şükretmemizi istiyor. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ. Allah şunları haram kılmıştır. Ölü olanı ve kanı ve domuz etini ve Allah adına değil de başkasının adına kesilmiş olanları Allah haram kıldı. Yani insan Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetlerden helal hoş olarak yiyecek ama kan, ölü eti, bu arada domuz eti, başkasının adına, Allah adına değil de başkasının adına kesilmiş olanlar, bunlar haram kılınıyor. Ölü murdardır. Murdar olarak kesilen etin yenilmesi elbette caiz değil. Ölmüş olan bir hayvanı, balık müstesna, o şekilde yemek caiz değil. Ama maalesef günümüzde kar amacıyla bir kısım insanlar buna dikkat etmiyorlar ve belki de millete ölü eti de
yediriyorlar. Öte yandan kan normalde yenilecek bir şey değil ama bir kısım kabilelerde, bir kısım milletlerde onun da adeta bir gıda gibi yenildiği kitaplarda kaydediliyor. Domuz eti dünya çapında yaygın bir olay. Ülkemiz Müslüman bir ülke olmakla beraber ülkemizde de bazı yerlerde domuz çiftlikleri var ve daha kısa zamanda üreyebildiğinden, kısa zamanda kilo alabildiğinden daha ekonomik görülüyor bazı kimseler tarafından ve bu şekilde belki de kasaplara domuz eti de zaman zaman gidebiliyor. Bu noktada insanımıza tavsiyemiz güvenmiş oldukları kimselerden almaları ve dikkat etmeleri, yoksa dikkat edilmediğinde insan farkına varmadan haram olan bir şeyi yiyebilir. Peki bundan mesul müdür? Mesul değildir. Çünkü bilerek yemiyor. Ama kendi maddi manevi sağlığı açısından dikkat etmesi gerekir. Güvendiği yerlerden bunu alması gerekir. Allah adına değil de başkasının adına kesilenler, mesela biz kurbanı keserken Bismillah, Allahu Ekber deyip kesiyoruz. Allah adına kesiyoruz. Ama bazıları putlar adına kesmişse veya falanca şahıs adına gibi bu şekilde kesmişse bu da elbette caiz değil. Ama diyelim birisinin oğlu askerden geldi. O geldiğinde o münasebetle kurban kesiyor. Bu çocuğu vesilesiyle bir kurbandır ve doğrudan doğruya başkasının adına kesme gibi bir şey burada söz konusu değildir. Bazen şu belki medar bahs olabiliyor. Diyelim siyasi miting gibi durumlarda kurban da kesiliyor. Bir parti liderini karşılarken kurban kesiyorlar. Acaba bunun etinden yemek caiz mi? Fakir olan bir insan, ihtiyacı olan bir kimse yiyebilir. Çünkü onun gelişi münasebetiyle bir insan nasıl ki çocuğu geldiğinde, askerden geldiğinde bir kurban keser, Allah için keser. Ama o münasebetle, o vesileyle kesmiş olur. Benzeri bir şekilde bu gibi durumlarda kesilenlerden de ihtiyacı olanların yemesi caizdir. Ama Allah adına değil de falanın adına diye kesiliyorsa o zaman murdar olarak gitmiştir ve onun etinin yenilmesi caiz değil. فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Kim haddi aşmadan, ölçüyü kaçırmadan, mustar durumda, doğrudan kendisi buna talip olmadan mecburen yiyecek olursa buna bir günah yoktur. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani burada sayılan belli başlı dört ayrı grupta toplanan haram olan yiyecekler, haram olan etler. Ama bir kimse diyelim açlıktan ölme durumunda, diyelim çöl gibi bir yerde, orada helalinden yiyecek bir şey bulamıyor. Ancak haram bir hayvan leşi gibi söz gelimi bir şey karşısına çıkıyor. Yesin mi yemesin mi? Hayatını devam ettirebilmesi için yemesi gerekiyor. Veya susuzluktan ölmek üzere ancak içki türü içecek bir şey var. Bu durumda içsin mi içmesin mi? Evet, yiyebilir, içebilir. Fakat burada belli bir ölçü nazara veriliyor ayet-i kerimede. O ölçü de şudur. Doğrudan buna talip olmayacak. Ve ardından haddi aşmayacak. Çünkü bu ayete dayanılarak اِنَّ الدَّرُورَاتْ تُبِهُ الْمَحْسُورَاتْ kuralı çıkarılmıştır. Zaruretler haramı helal eder. Ama yine bu ayete dayanılarak şuna da dikkat çekilmiştir. اِنَّ الدَّرُورَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Dolayısıyla açlıktan ölme durumuna gelen bir kimse mecburen haram olan bir etten yiyebilir. Susuzluktan ölmeye yaklaşan bir kimse mecburen haram olan bir şeyi içebilir. Ama bunu yaparken ölçüyü aşmaması, karnını doyuracak, kana kana içecek kadar değil, sadece durumu kurtaracak kadar kendisine bir izin verilmiştir. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتْكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالْ وَهَذَا حَرَمْ Yani yalan bir şekilde bir bilgiye dayanmadan işte şu helaldir, bu haramdır, bu şekilde
demeyiniz. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira ederek böyle yapmayınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِهُونَ Şüphesiz Allah'a bu şekilde iftira edenler, Allah'ın demediğini haşa Allah adına söyletenler, Allah'ın helal kıldığına haram, haram kıldığına helal diyenler söz gelimi, bunlar felah bulmazlar, bunlar kurtulmazlar. Helal ve haram noktasında söz Allah'ındır. Eşyayı yaratan O'dur. Eşyaya helal ve haram özelliğini veren yine O'dur. El aslu fil eşya el ibaha denilir. Eşyada asıl olan mubahlıktır. Ve Kur'an-ı Kerim'deki huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan bu manayı da teyit eden bir ayettir. Yani o Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattım. Bu ayete dayanılarak deniliyor ki eşyada esas olan insanların istifadesidir. Ve dolayısıyla helaldir eşya ama haram olanlar ayrıca belirtilmiştir. Allah'ın şunlar şunlar haramdır dedikleri dışındakiler helal kabul edilir. Ama bir kısım insanlar helal haram noktasında Allah'ın koyduğu sınırda kalmıyor. Kendi zihninden herhalde şu helaldir, bu haramdır gibi kanaatlere ulaşıyor. Kendi kanaatlerini Allah'ın hükmü şeklinde gösterebiliyor. Bu uygun bir şey değil. İşte günümüzde helal haram konusunda elbette bir takım tartışmalar oluyor. Olması bir derece normaldir. Ama bir ilme dayanmadan şu helal bu haram diye Allah'a bir iftira olarak Allah'ın helal kılmadığını helal kılmak, Allah'ın haram kıldığını yine helal gibi göstermek veya tersini yapmak bunlar elbette uygun şeyler değil. Bu noktada insana düşen Allah'ın hükmüyle iktifa etmek, Allah'ın o konudaki hükmü neyse ona tabi olmak. Helal Allah'ın helal kıldığıdır, haram da Allah'ın haram kıldığıdır. Belki şu medar bahs olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bazı şeylerin helal ve haramlığını bize söylemiş. Peygamberimiz bu noktada yetkilidir. Çünkü o وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى ayetinin dikkat çektiği gibi kendi hevasından konuşmaz, kendine bildirileni, vahyedileni söyler. Böyle olunca Peygamberimizin haber vermiş olduğu şeyler de elbette helal dediği helaldir, haram dediği haramdır. Ve bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu bize bildirmiştir. Dikkat edin. اُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَاهُ Bana Kur'an verildi, bir de onun misli verildi. Peygamberimiz bu noktada yetkili, ona göre yetkisini söyler. Başka bir durumla karşı karşıyayız. O da şu, acaba ayet-i kerimelerde ve hadislerde her şey helal ve haram olma noktasında ayrıntılarıyla bildirilmiş midir? Her şeyi göremeyebiliriz. Çünkü ayetler, hadisler sınırlıdır. Ama zaman içerisinde insanlar pek çok yeni helal haram meselelerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani söz gelimi günümüzde sigorta meselesi, günümüzde bankalarla bir kısım muameleler, faiz haramdır ama bir kısım muameleler adeta zorunlu hale gelmiş. Ticari hayatta olanlar başka türlü bunu yapamıyorlar. Bunlar helal mi haram mı gibi bir takım meseleler var. Bu konuda ayette hadiste doğrudan hüküm bulamayabiliriz. Müştehitlerin içtihadı ortaya girer. Ve müştehitlerin içtihatlarında da değişik görüşler olabilir. İnsan o görüşlerden uygun gördüğüne, kendine göre uygun gördüğüne tabi olur. Ve bu noktada avamın mezhebi yoktur denilir. Müştehit ona ne şekilde fetva vermişse o kimse o fetvayla amel eder. Ve müştehitler bunu yaparken ayet ve hadislere dayanarak yaparlar. Dolayısıyla o da yine kendi hevalarından, kendi heveslerinden değildir. Ancak belki dikkat etmemiz gereken şu, bir kimse gerçekten müştehit mi, gerçekten bu konuda yetkili mi ona bakmak lazım. Bir kısım insanlar da vardır ki din adına konuşma cesareti bulurlar. Halbuki bu konuda konuşabilecek bir altyapıya
sahip değildirler ve niyet itibariyle de iyi bir niyetle bu yola girmemişlerdir. Fetva soranların bunlara dikkat etmesi lazım. Ve günümüzde helal haram noktasında maalesef zihinlerde epey kargaşalar olabilmekte. Meta'un galil ve az bir meta var. Ve lehum azabun elim, onlar için elim bir azap var. Yani Allah'a iftira edenler, evet dünyada bir miktar böyle kendilerine göre faydalanabilirler. Dünya nimeti azıcık bir faydalanmaktır. Ama neticede o kimseler için elim, can yakıcı bir azap vardır. Ve alellezine hadu harramna ma gassasna aleyke min qabl. Yahudilere de daha önce sana kıssasını anlattığımız tarzda bir kısım şeyleri haram kıldık. Yahudiler tarihin köklü milletlerinden birisi. Onlara Tevrat verilmiş ve Tevrat'ta onlarla alakalı helal haramlar bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bunlara temas edilmiştir. Biz de yeri geldikçe temas edeceğiz. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, biz onlara zulmetmedik. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, lakin onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Yani kendilerine Tevrat verilenler, Tevrat'ın ahkamını, helal haramla ilgili hükümlerini tam uygulayamadılar. Bunun neticesinde nefislerine zulmettiler ve ona göre de cezalandırıldılar. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَهُ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُرُ الرَّحِيمِ. Sonra senin Rabbin bilmeden bir kötülüğü yapan, ardından tevbe edip durumunu düzelten kimseler için işte senin Rabbin son derece bağışlayıcı ve son derece merhametlidir. Yani bir insan bir takım haramlara düşmüş olabilir ama ardından hatasını anlamıştır. Hatasını anlamanın neticesinde tevbe etmiştir ve Allah-u Teala bağışlayıcı olduğunu, merhametli olduğunu bir müjde olarak bu ayetiyle bildiriyor. Cenab-ı Hak helali haramı bilen, ona göre hayatını güzel bir şekilde geçiren bahtiyarlardan bizleri eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.